Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımda sizlere paranttan bahsetmiştim. Yani tablonun hecelerini ağızla söylemek. Bunları söylemeden önce size tempodan bahsetmek isterim. Bildiğiniz gibi her parçanın, her eserin bir temposu vardır. Bu tempoyu ritme dönüştürmek için en aşağı bir tane vurguya ihtiyacımız var. Bugün size bu egzersizlere, tablonun ritimlerine başlamadan önce size ufak bir egzersiz vermek istiyorum. Tempoyu ve ritmi algılamak için. Heceleri ağızda söylemeden önce nümerik olarak yani sadece rakamsal olarak bu hikayeye başlamak gerekli. Bu da benim ilk dersim olsun. Ve ilk önce 4'e kadar saymaya bakalım. Nasıl sayacağız 4'e kadar? Hiçbir vurgu olmadan. 1, 2, 3, 4. Bu bizim tempomuz. Burada hiçbir şekilde bir vurgu yok. 1, 2, 3, 4. Bu sonsuza kadar gidebilir bu şekilde. Ama biz bunu 4'ten 1'e çevirelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi ufak ufak buna vurgular vermeye çalışalım. Yani şöyle olabilir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 2'ye vurgu verdik, değil mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ve 2'ye böldük her bir vuruşu. 1, 2, 1, değil mi? Bunu ne yaptık? 1, 2, 3, 4. Şimdi üçleyelim. Nasıl olacak? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani bir vuruşun içine üçleme koyuyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi buna biraz vurgu verelim. Ne olacak? Vurguların yerlerini de kaydırabiliriz. İlk önce 4'e gelsin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Değil mi? 3, 4. İkincisi 3'e gelsin. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2'ye gelsin şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1'e gelsin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi sırayla hepsini geçelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hem tempoyu tutup hem ağzımızla farklı vurgular vermeye başlarsak ileride çok daha rahat yapacağımız kombinasyonları anlayabiliriz. Takine din, dage terekete da gerin aga din din agina. Bunları saymadan önce, bu nümerik çalışmayı yapmamız lazım. Peki buna esler verirsek ne olur? Mesela 1, 3, 4, 1, 3, 4. 2'ye S koyduk değil mi? 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1 S. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4. 2 ile 3 yok bu sefer. Din, ta-da, din, din, ta, din, din, ta, din, ta. Bu heceleri öğrenmeden önce nümerik olarak içimize sindirirsek ileride bütün o tablacıların yapmış olduğu numaraları, bütün o oyunları anlamış olacağız. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bu bizim tempo anlayışımız. Buna da biz layakare diyoruz. Bunun da özel bir ismi var. Bunun ismi de layakare. Yani oyun. Laya tempo demek, kar oyun oynamak. O işi yapmak ya da. Bizde de vardır. Telkari, tel işiyle uğraşan demek. Değil mi? Onun gibi. Bu da layakari yani tempoyla oynamak. İleride çok daha detaylı göreceğiz. Şimdi ben size birkaç tane egzersiz vermek istiyorum. Geçen hafta
vuruşları görmüştük. Ta, ge, din, değil mi? Bu sesleri biliyoruz artık. Şimdi çalışmamız gereken egzersizler var. Benim öğrendiğim stil Farukabat dilli. Yani Farukabat ve Delhi stili. Kısaca ondan da bahsedeyim. 6 tane tabla stili var. Tabla öğrenme stili var. Tabla ekolü var. Biz bunlara garana diyoruz. Bunlar başlıcaları, yani en baştan itibaren Delhi, arkasından Ajrara, sırasıyla bunlar. Çıkış sıralaması var. İleride sizlere bunların tarihsel hikayelerini de anlatacağım nasıl çıkmış. Delhi çıkmış, arkasından Ajrara çıkmış, arkasından Lucknow çıkmış, onun arkasından Farukabad çıkmış, onun arkasından Punjab, onun arkasından da Benaras çıkmış. 6 tane garana çıkmış. Şimdi bunlardan Delhi ve Farukabad garana stillerini ben öğrendim. Hocamdan aldım. Bu devam ediyor tabii ki. Bu senelerce sürecek bir şey. Güzelliği de burada hiçbir zaman bitmiyor. Bakın Üstad Zaki Hüseyin'in bir sözü var. Ne zaman oldum derseniz, ne zaman üstad oldum derseniz o dereyi, o bilgi okyanusunu kurutmuş olursunuz. Ben hiçbir zaman o okyanusun kurumasını istemem der. Ve en güzel şekilde en iyi öğrenci olmaya çalışıyorum der. Koskoca Üstad Zaki Hüseyin bile bunu söylüyor, biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden bu serüven bitmiyor. Bunun güzelliği burada. Ben de size naçizane bu YouTube sayfasıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu bizim Delhi evvela Delhi stilinde parmak yapısı iki parmak. Yani do unguli ka baş. Yani do unguli iki parmak ki baş. Baş da teknik demek. İki parmak tekniği. Yani sağ ve sol elde ağırlıklı olarak iki parmak kullanıyoruz. Genelde iş yapıyoruz. Ama diğer parmakları da kullanıyoruz. Onları sırasıyla göreceğiz. Bütün elde kullandığımız stil var. Buna da Purab deniyor. Yani Hindistan haritasını göz önünde bulundurursanız doğu tarafında. Ne demek aslında o? Delhi ilk garana ya. Delhi'nin doğusunda kalanların bütün garanaların hepsine Purab deniyor. Onlar da full hand. Bütün el ile çalıyorlar. Şimdi ben size çok basit, çok uzatmadan lafı iki tane egzersiz göstereceğim. Onları yakından izleyelim isterseniz. Evet, bu kadar yakından şey yapmışken, çekiyorken size bu pudra ile olan hikayeyi de anlatayım. Devamlı pudrayı yanlış kullanan arkadaşları görmekteyiz. Pudrayı ya çok fazla boca ediyorlar üzerine, böyle tablanın her yeri şey oluyor. Sonra terledikten sonra da tablanın her yeri pudra yapışıyor. Ses çıkmamaya başlıyor tabladan. Çok basit. Bak mesela benim de şu an ellerim birazcık terledi. Ne yapıyoruz biz? Aslında çok az bir miktar daganın üstüne koyuyoruz. Bakın. Bu kadar. Kafi. Onu da ne yapıyorum? Yüzük parmağımız değecek ya burada. Alıyoruz. Bu yüzük parmağına koyuyorsun. Kafi. Biraz da bileğinde olsun. Zaten parmak ellerin değdiği noktalar bunlar. Ondan sonra tabloya hiçbir şekilde bak böyle yepyeni de kalabiliyor. İşte birazcık yapışıyor. Çok daha fazla yapışmıyor. Bu kafi size. Tamam mı? Şimdi neydi bu egzersizimiz? Ellerimizi böyle koyduk, değil mi? İlk temel geçen hafta da gördük. Çektik yukarıya doğru. Serçe parmak yine pardon yüzük parmağı yine siyahinin kenarında. Ta vuruşu bir de ti vuruşuyla yapacağız bu egzersizimizi. Ta ti ta ti ta ti. Bu bizim bu elimizi geliştirmek için parmağımızı ayırmak için güzel bir egzersiz. Bunu da da ti 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 ha da ti da ti da ti da ti. Her zaman metronomu açıp single double çalışın. Anlatabiliyor muyum? İlk önce bunun temposu nedir? Da ti. Da size en rahat gelen tempoda çalışın bunu. Yani double'ını yapabileceğiniz tempoda çalışın. Bu şekilde. İkincisi ise şöyle. O da tite üstünde. Yine orta parmakla başlıyor bu sefer. Onu da diğerinde ta ile başlıyor. Da, ti de. Şimdi ti
Orta parmak tam ortaya, işaret parmağı tam ortaya. Pi, te. Bunda da orta parmak, orta parmak yine geliyor birlikte. İşaret parmak, işaret parmak geliyor. Daga'da da açık kapalı, açık kapalı. Pi, te. Yani di. Şimdi ne yapabilirsiniz? Bu iki egzersizi, hadi bakalım yarın pazar, bugün cumartesi benim çektiğim gün videoyu. Dati. 15 dakika çalıştık bunu, single double. Dati. Okey. Sonra da 15 dakika kesinlikle metronomla. Metronomsuz çalışma çalışma değildir. Bunu hiç unutmayın. Di te 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 di te. Size rahat gelen tempoda, okey? Di te 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 di te. Bunları çalışalım şimdilik, bunlar olsun. Daha sonra dine dine nasıl olacak? Geçen hafta bütün sesleri öğrendiğimizi umuyorum. Pratik yaptığınızı, hatırlayacağınızı umuyorum. Dinle. Kombinasyon sesler var. İleri aşamalarda onları göreceğiz. Dinle. Dinle. Na. Bundan da ne yani ti vurduktan sonra ti bu şekildeydi. Ti bu. Ti. Ti. Bunu karıştırmayın. Bu ti. Kapalı bak ses. Ti. Tun da başka. Tun da tamamen parmaklar bitişik. Onunla karışmasın. Bu da üçüncü egzersiz olarak düşünün. Ti ne? Ti ne? Ha? Ti ne? Ti ne? Ti ne? Dati. Bu da bu egzersizle birleştirilebilir. Dati. Ti ne? Ti ne? Ti ne? Ti ne? Böyle yapabilirsiniz. Dine. Sanki tuum tuum böyle mute ediyorsunuz onu. Sustain'ini, rezonansını kapatıyorsunuz. Okay. Bunları yapalım. Bu haftaki egzersizlerimiz bunlar olsun. Hızlıca geçmek gerekirse daha sonra da farklı kompozisyonları öğreneceğiz. Hadi bakalım, bu haftalık da bu kadar. Muhakkak pratik yapın. Metronomsuz çalışmayın. Bu egzersizleri çalışın. Bunun dışında egzersiz bakmanıza gerek kalmayacak. Yavaş yavaş bütün dersleri göreceğiz. Önümüzdeki hafta Trakita Taka neden olmasın? Görüşmek dileğiyle.